Balım izleni gibi faydaları var. Bize damardan cümleler lazım hocam konuyla ilgili. Çağla biliyorsunuz her soruyu cildi güzelleştiriyor diyor. Ama tabii bir sürüm yiyorum da bileyim yani eğer güzelleştiriyorsa eksik kalmasın. Şimdi balık son derece önemli bir protein kaynağı bir kere. Evet. Balık eti son derece ciddi bir protein kaynağı. Evet. Ve haftada en az 2 gün tüketmek gerekir. Omega 3'ten dolayı kalp damar sağlığını korur. Omega 3'ten dolayı balık cildinizi güzelleştirir. Omega 3'ten dolayı kanserden korur. Evet. Omega 3 yağ asitleri olmadan vücutta onarım süreçleri olmaz. Bunun da en önemli kaynakları bir tanesi deniz balığıdır. Balığın başka önemli etkileri de var. Balık fosfor açısından çok zengin, bir takım mineraller açısından zengin ve iyot açısından zengin. Dolayısıyla balığı bol bol tüketmeniz için çok sayıda neden var. İyot eksikliği biliyorsunuz ülkemizde son derece önemli. Bizim topraklarımız iyot açısından fakir. Denizden gelen iyotu çok fazla alamıyoruz. Dolayısıyla balığı bol tüketin, iyotu bol alın. Balık tüketmek her zaman sağlık için gereklidir. Fakat mevsiminde tüketin. Avlanma yasağı var biliyorsunuz. Avlanma yasağında balık tüketmekten kaçının. Ve tabii ki biz de denizlerimize saygılı bir avlanma süreci izlemek zorundayız. Bu dünyada sadece insanın değil hayvanların da bitkilerin de yaşam hakkı var. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Harika. Hocam bu konuşmanın üzerine bu üstüne zannedersem istiridye mantarları geldi. Evet istiridye mantarları. O da çok yakışıyor gerçekten. Aynen. Balığa da ete de çok çok yakışıyor. Evet. Orada patateslerimiz kaldı hemen üzerine dizelim tamam, usta. Onları da. Elinle istersen diz. Şöyle üzerine böyle üzerine.